Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda gene dolar ve altına değineceğiz. Sizlerle birlikte kaldığımız yerden dolar ve altın değerlendirmemize devam edeceğiz. Evet sevgili dostlarım Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı dolar tl kuru ile ilgili. Şimdi bu dolar tl kuru ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalardan sonra Dolar TL kuruna vatandaşların olan ilgisine de biraz sonra değineceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza bir beğeni atarsanız ve kanalımızı başka mecralarda paylaşırsanız bizi birçok arkadaşımızın da rahat rahat bu kanal üzerinden sizlerin sayesinde görmesini de sağlayabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım, videomuzda dolar TL kuruna özellikle değineceğiz. E, dolar TL kuru üzerinde biraz daha uzun duracağız. Altın ons ve e, gümüş değerlendirmesi de gene gram altın değerlendirmesi de bu 10 dakikalık video içerisine e, sığdırmaya çalışacağız hepsini Hızlı hızlı hemen geçelim biliyorsunuz dolar tl kurunda açıkladığım rakamlar vardı e, Ayrıca altın ons e, gram altın ve gram gümüşte bizim e, takip ettiğimiz beklediğimiz rakamlarımız vardı Bu kanal aralıkları içerisinde beklentilerimiz dahilinde hareketlerimiz e, kanal hareketleri şeklinde devam etmekte Evet Cumhurbaşkanımızın ve Naci Abal'ın arkadaşlar biliyorsunuz yaptığı açıklamalar vardı. Dolarlarınızı satın ve bize destek olun şeklinde kendilerinin yapmış olduğu açıklamalar vardı. Fakat vatandaşlar bu açıklamalara pek itibar etmemiş gibi gözüküyor. Bunu arkadaşlar özellikle BDDK yapmış olduğu açıklama sırasında bizlere gösterdi. BDDK tarafından açıklanan arkadaşlar bakın son verilere göre dolarizasyonun tüm ile sürdüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ise e, döviz bozun bize mücadelemize destek olun çağrısına rağmen ne yazık ki yerleşiklerin arkadaşlar döviz talebi tam 2.9 milyar liralık artış göstermiş arkadaşlar yani vatandaşlar e, Naci Abal ve sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu Sunuma pek rağbet etmemekteler ve hala dolar almaya devam etmekteler arkadaşlar. Bütün bunların karşılığında arkadaşlar öyle bir fiyata eriştik ki tam vatandaş yani yerleşik halkın elinde 258 milyar dolar civarında arkadaşlar bir dolar birikimi var ve bu da son zamanların rekorunu dolar tarafında kırmış maalesef olduk maalesef olduk arkadaşlar Evet yerleşikler e, Merkez Bankası'nın para sıkılaştırma politikasına rağmen Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu e, dolarlarınızı e, satın uyarılarına rağmen maalesef arkadaşlar dolar bozmayı bırakın e, daha da fazla dolar almaya başladılar piyasada hala dolarizasyon devam etmekte ve bu dolarizasyon miktarında bu hafta itibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan yapılan açıklamada 258 milyar dolar seviyesine çıkarak bir rekor kırdığı tekrardan bildirildi. Bütün bunların neticesinde piyasalar 24 Aralık'taki para politikaları kurulu faizini çevrildi arkadaşlar. Para politikaları kurulunun bakalım ayın 24'ünde ne gibi bir tavır alacağı. Piyasadaki uzmanlar tarafından da bir faiz artışının merkez bankası tarafından geleceği yönündeki söylemler ve hareketler devam etmekte. Merkez bankasının özellikle 150-200 baspan arasında bir faiz artışına tekrar gideceği Goldman Sachs olsun, bizim yerli analist uzmanlarımız tarafından olsun dile getirilmekte. Benim düşüncem belli, yanılırız, yanılmayız o ayrı bir şey. Ben bu konjöktürde doların özellikle bu kadar geri çekildiği bir konjöktürde bir faiz arttırmına Merkez Bankası'nın gideceğini düşünmüyorum. Tabii bu benim düşüncem ve beni bağlar. Ola ki Merkez Bankası'ndan herhangi bir faiz kararı çıkarsa da arkadaşlar dolar TL'de benim düşüncem 7.53-7.40 aralığına doğru bir aşağı yönlü imelenme gözükebilir. Benim takip ettiğim bant aralığım e, Dolar-TL'de biliyorsunuz şu an itibariyle 7.53 7.93 bant aralığı. Şuradaki 7.53 ve 7.93 bant aralığı. Bu 7.53 seviyesi üzerinde durdukça kritik öneme sahip olacak yer 7.68 Dolar-TL kurunda benim düşüncem 7.68'dir. 7.68 üzeri Dolar-TL kuru özellikle e, al sinyali oluşturur ve 7.93 seviyesine doğru yukarı hareketlerini devam etmek isteyecektir. E, fakat 7.68 altında kaldıkça da e, Dolar-TL kuru negatif seyrini sürdürüp aşağıda 7.53 seviyelerine kadar e, bir imalenme yaşayabilir. Bu da Merkez Bankası kararıyla e, olabilir diye düşünmekteyim. E, bu son verilere bakıldığı zaman dolarizasyonun devam etmesiyle birlikte arkadaşlar e, piyasaların eğer ola ki bir merkez bankası faiz indirimiyle birlikte tekrardan dolara hücum edebileceği öngörüsü bende belirdi arkadaşlar. Yani bu bu kadar dolar alınması 2.9 milyar liralık daha dolar alınması e, bu doların tekrardan bir faiz ile aşağı çekilmesi e, merkez bankasının da rezervlerini tekrardan biliyorsunuz doldurmaya çalışmasından kaynaklı olarak Dolar-TL kurunu tekrardan yukarıya çekebilir. E, bu da e, Dolar-TL kurunun belki de yılı 8'li seviyeler civarında 7.93-8 civarlarında kapatmasına sebebiyet verebilir arkadaşlar. Bu Dolar-TL kurunda ilgili e, iyi tahminlerimiz. Tabi bir faiz artışının gelmesi durumunda da Dolar-TL'de aşağı yönlü bir 7.53-7.40 aralığında bir satış gelme olasılığı da mümkün. Bu iki olasılığı da sizler artık kendi stratejilerinizle değerlendirmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Altın kuruna da hemen geçelim hızlı hızlı. Evet onsla başlayalım. Altının onsu. Altının onsunda ne demiştik arkadaşlar? Bir oluşumumuz burada altın onsta hala devam ediyor. Bu oluşum bizler için altının onsunun 1870 seviyesi üzerinde. Kalmaya devam etmesi durumunda yukarıda bizim ilk hedefimiz 1927 seviyesi. Burası ilk toba hareketimizin çıkabileceği seviyede şeklinde yorumumuzu yapmıştık. 1927 üzerinde arkadaşlar eğer kapanışlar haftalık kapanışlarda gelirse altında 2000 dolarlı seviyeleri yukarı yönlü görme ihtimalimizde. Mevcut 1870 altında e, gene bir 1820 destek noktamız mevcut. Ve bunun altında gene 1850 kuvvetli bir desteğimiz mevcut. E, bu destekler de geri çekilmelerde takip edilebilir arkadaşlar. Fakat altın tarafında biliyorsunuz bizim takip ettiğimiz formasyonun orta bazlı hedefi 2000 dolarları göstermekte. Daha ileriki vakitlerde eğer bu formasyon bozulursa. Bunu da buradan çekinmeden sizlere bildiririz. Gram altına hemen geçelim. Gram altında 455 aralığı bizim için önemli dedik. Ve bu 455 aralığında dediğimiz civarlarda gram altında gezinmekte arkadaşlar. 455 üzerinde bir 472 aralığımız mevcut. Burada bir kuvvetli direnç oluşturdu. Fakat ben 455 şu aralığı bekliyorum arkadaşlar 478, 455 kanalını. Bu 478 kanalının önemi yukarı yönlü kırıldığı vakit arkadaşlar bu 478 yukarıda gram altında 511'li seviyelerin kapısını açacak yer bu 478 kanalının üstüdür. 455 altında bir kapanış olmadığı müddetçe Ben gram altında kısa da. 478'li seviyeler beklentimi hala korurum arkadaşlar. Hemen hızlıca gümüşü de bakalım. Gümüşte bizler için önemli olacak seviyeler. Gümüşün onsuyla başlayalım hemen grafiğimizi açalım. Gümüş ons. Evet bizler için gümüşün onsunda takip ettiğimiz en kuvvetli destek yerimiz 24.95 desteğimizdi. Ve çok güzel de çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 24.95 Yukarı, yukarıdan geçen kanal aralığımızda ne demiştik 26.34 evet 26.34 ve 24.95 gümüşün e, hareketlerinin olumsuz olabilmesi için 24.95 altında kapanışlar yapması şart. Eğer yapılırsa bizi 24.08 seviyesine kadar götürebilir fakat 24.95 üzerinde kaldığımız müddetçe. 26-34'teki direnç gümüşün onsu, onsu tarafından yukarı yönlü devamlı test edilecektir arkadaşlar. 26-34'ün önemi gümüşte arkadaşlar bu band kırılırsa yukarıda daha orta bazlı olarak da gümüşün ons tarafını 28-60'lı seviyelere kadar çekebilecek hareketi başlayacak olan seviyedir arkadaşlar. O yüzden e, bu verdiğim destek direnç seviyelerini dikkatle takipte kalın. Hemen gümüş gramı da yapalım. Gümüş gramda bizler için 6.05 desteği önemli kuvvetli bir desteğimiz. <laughs> Şuradaki 6.05 desteğimiz. Yukarıdaki çalışacak bant aralığımız ne dedik? 6.45 gramdı. 6.45 6.50'de de de kuvvetli bir direnç var arkadaşlar. Bunu 6.45 6.05 aralığı olarak düşünebiliriz. Daha yukarı hareketlerin başlayabilmesi gümüşün gramında şuradaki 6.45'in kırılmasına bağlı. Eğer ki bu 6.45 seviyesini yukarı yönlü kırabilirsek arkadaşlar gümüşün gramında da tekrardan 6.85 ve beklentim hedefimiz olan 7.11'li seviyelere doğru diğer yukarı yönlü hareketleri görebiliriz. O yüzden 6.05 altta 6.20'de ortada bir gene destek noktamızda mevcut arkadaşlar. Yakından takipte kalmamız gereken bu destekler gümüşün gramında da göze çarpıyor. Evet arkadaşlar bu videomuzu da fazla uzatmayalım. Fazla uzatınca sıkılıyorsunuz. Dediğim gibi altın, gümüş ve dolar da verdiğim seviyeler çok önemli. Bu seviyeleri dikkatle takip edin. Eğer bu seviyelerde bir değişme görürsek Yeni destek ve dirençlerimize hazırlarız. Ona göre bizler de kendimize bir yol çizmeye sizlerle birlikte çalışırız. Arada sırada canlı yayınlarımız oluyor. Canlı yayınlarımız da güzel gidiyor arkadaşlar. Gene bu canlı yayınlara devam edeceğiz. Şimdilik bu videomuza burada son veriyoruz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.